Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size özellikle frontozo balıklarına üremesi hakkında, üremesi için yapmamız gereken, akvaryum içerisinde yapmamız gereken dekor. Bildiğiniz gibi frontozo balığımız Afrika'nın Tanganyika Gölü'nde yaşarlar. Tanganyika Gölü'nde de kayalık, mağaralık bol olan bir göldür. Artı silis kumu dibinde vardır. Bizim de akvaryumumuz siliskum ve yeni yapmış olduğum dekorda kayalıklar ve mağaralar. Bazı arkadaşlar pimaş borusu da koyabiliyor. Yüzlük pimaş boruları da sırayla dizebilirsiniz. Tabii ki ben akvaryum içerisinde böyle bir görüntü pek hoşuma gitmiyor. İşte bu görüntüyü düzeltmek için ne yapmak lazım? Pimaş borusuna silikonu komple yalamak ve kumun üzerinde tekerlemek lazım. Tabii ki bu da balıklarımıza zarar. Akvaryum içerisinde ne kadar silikon olursa o kadar zarar. Zaten köşelerde var yeterince ama kumun altındaki silikona hava kabarcığı girdiği zaman zehirleme yapar. Balıklarımız akvaryumdan silikon zehirlenmesi olabilir. O yüzden bunu yapmayı tavsiye etmiyorum. Ne yaptım? Gördüğünüz gibi kayalardan mağaralar, bir mağara, 2, 3, 4, 5, küpümüz 6, gemimiz karşılıklı 2 tane, 7, 8. Yani balıklarımızın girip içeride 8 adet şu an yaşayabileceği mağara var. Frontozolar, şimdi bu mağaraya ilk önce dişi girdi, erkek geldi. Burada bir çiftleşme süreci oluyor. Tabii mağaranın biraz büyük olması lazım. Şu, şu, şu. Bu da olabilir. Bu şekil dönerek çiftleşiyorlar. Dişi yumurtladı. Her yumurtladığı yumurtayı ağzına aldı. Erkek yumurtaları dölledi. Dişinin yapması gereken ne? Dişi mağarasına çekilip kuluçka dönemine geçiyor. 28 günlük bir süreç içerisinde. Eğer burada mağara olmamış olsa, yani dişinin saklanabileceği, kendini rahat, huzurlu hissedebileceği bir kuluçka dönemi geçirebileceği bir yer olmazsa ne olur? Akvaryumun yüzey kısımlarında yani yukarılarda işte stresli bir şekilde yüzmeye başlar. Tabii ki birkaç gün içerisinde de muhtemelen yumurtaları ya ağzından atar ya da yumurtaları stres yapıp yutar. Bunları yaşamamak için frontozo besliyorsak, sadece frontozo değil, ateş kafa. Ateş kafa Amerikan cigleti, frontozo Tanganyika, Afrika. Ama ben bunları bir akvaryumda buluşturdum. Ve de herhangi bir sıkıntı yok, gayet güzel geçiniyorlar. Kim arkadaşlar diyor, işte Amerikanla Afrika bir arada yaşar mı? Yaşıyor. Floronum da var. 2 adet floronumuz da var. Gördüğünüz gibi yaşıyor. Yeter ki balıklarınıza istenen ortamı sağlayabilmek. Yani şimdi bu 50 santim bir akvaryumda bu balıklar birbirini öldürür. O yüzden böyle bir akvaryumumuz varsa birkaç çeşitte ister Amerikan olsun ister Afrika olsun balık bakabilirsiniz. Ya ben ateş kafa beslemek istiyorum. Fakat frontozadan da vazgeçemiyorum. Ne oldu 150 santimlik bir akvaryumda? Bu şekilde bir dekorasyonla balıklarımız rahat rahat yaşamlarını sürdürüyorlar. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Balıklarımıza bir yem atalım. Nasıl yemlediklerini görelim. Yem atarken dikkat etmemiz gereken önemli konu motorun yemi aldığı yere atmayacağız. Evet. Yemi buradan attım. Neden burada attım? Motor suyu oradan alıyor. Suyu buradan veriyor. Yani bu yemler karşıya gidene kadar balıklarımız bu yemleri tüketecektir. Eğer yemi oradan atsaydım hemen motora girecek yem. Dış filtreye girecek. Dış filtreyi kirletecek. Daha çabuk kirlenecek dış filtre. Artı kirlenmesinden ziyade
Dış bitenin içine yem çürüyecek, bozulacak ve akvaryum içerisine zehir saçmaya başlayacak. Akvaryumun nitratını, nitritini yükseltecek ve balıklarınızın birçok hastalığa uğramasına sebep olacak. Direkt beyaz benek ve kuyruk yermesiyle hemen bunu görebilirsiniz. Frontoza kuluçka döneminde pimaş borularında da çok rahat edebilir. Ben sadece hani akvaryum içerisinde pimaş borusu istemediğim için. Pimaş borusuna da çok rahat edebilir. Şöyle dizsek mesela 7-8 tane pimaş borusu. Onlara da çok rahat ederler. Ama doğal ortam ne? Kaya. Ben kaya yaptım. Çok güzel de mağaralar yaptığımı düşünüyorum. Mağaralarımı beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kanalımda birçok video olacak. Yorumlar kısmında her türlü soruyu açığım. Her türlü soru sorabilirsiniz. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi balıklarımız yem yiyor. Yem atmanın püf noktasında anlattık. Kuluçkaya yatması için mağaralarımız şart. Ve bu şekil mağara balık kendini tamamen doğal ortamda zanneder. Bu şekil bir mağara olursa. Ama küçük küçük mağaralar olursa ne olacak? Balık oraya giremeyecek ya da ancak kendi girecek. Şimdi bu balıklar bunların içini kazacaklar. Yani daha kazmadılar. Alacaklar kumları önlere atacaklar. Bu mağaralar iyice çukur olacak. Tam onların yuvası gibi olacak. Yumurtlamaya başlayacaklar. Dişimiz kuluçkada, kuluçka döneminde 28 gün sonra dişimizi kusturacağız. Bir dahaki videomuzda belki de balığımızı kusturmak olacak. Tabii ben o zamana kadar 10 tane video daha atarım. Şimdilik bu kadar demiştik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.